Cemaatle namaz kılmanın hükmü nedir? İslam dini birlik ve beraberliğe büyük önem vermiştir. Günde beş vakit namazın bir arada eda edilmesi, haftada bir cuma namazının ve senede iki kez bayram namazlarının topluca kılınması, müminlerin birbirlerinden haberdar olmalarına, görüşüp kaynaşmalarına, birbirleriyle yardımlaşmalarına vesile olmak gibi bir işlev görmektedir. Bu bakımdan, cemaatle namaz, istenen birlik ruhunu sağlamlaştırıcı ve devam ettirici bir rol üstlenmektedir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, farz kılınışından itibaren hayatının son zamanlarına kadar beş vakit namazı sürekli kendisi cemaate imam olarak kıldırmış, Müslümanları da namazları cemaatle kılmaya teşvik etmiştir. Cemaatin önemini gösteren çok sayıda hadis bulunmaktadır. Bunlardan birinde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üç kişi bir köyde veya kırda bulunur ve namazlarını cemaatle kılmazlarsa şeytan onlara hakim olur. Öyleyse cemaatten ayrılma çünkü kurt ancak sürüden ayrılan koyunu yer buyurmakta. Ayrıca cemaatle kılınan namazın sevabının tek başına kılınandan 27 derece daha fazla olduğunu beyan ederek cemaatle namaz kılmayı teşvik etmektedir. Bu ve benzeri hadislerden ve ilgili ayetlerden hareketle hanbeliler namazın cemaatle kılınmasının erkekler için farz-ı ayn, şafiler ise farz-ı kifaye olduğunu söylemişlerdir. Hanefi ve Malikilere göre ise cuma namazı dışındaki farz namazları cemaatle kılmak gücü yeten erkekler için müekket sünnettir. Bu itibarla cemaate gitmeye engel bir durum olmadıkça namazlar cemaatle kılınmaya çalışılmalıdır. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem camiye giderken atılan her adımdan dolayı kişinin bir derece yükseltilip bir günahının silineceğini haber vermiştir. İmama uyan kimse nasıl niyet eder? Niyet, namazın şartlarından biridir. Kişi, farz, vacip veya nafile namazlardan hangisini veya hangi vaktin namazını kılacağını tek başına mı yoksa imama uyarak mı ifade edeceğini niyetinle belirlemesi gerekir. Önemli olan bunların kalben bilinmesidir. Dil ile söylenmesi ise bu konudaki iradesinin pekiştirilmesi açısından güzel görünmüştür. Buna göre, Namazını imama uyarak kılacak kişinin buna kalben niyet etmesi gerekir. Aksi takdirde imama uymaya niyet etmeden kılacağı namaz geçersiz olur. Ayrıca diliyle "uydum, hazır olan imama" demesi de uygun olur.